Değerli konuşmacılar, siz değerli dostlar, bir iki noktaya 30 senedir sanat yazan birisi olarak bir sanat eleştirmeni, sanat felsefecisi olarak birkaç şey söylemekte de. Profesör Doktor Haldun Eroğlu hocamız yapacaklar. Konu başlığı Bozkır Taş İçiliğinden Osmanlı minyatürlerine Türk düşünce ve sanatı olacak. Buyurun Sayın Hocam. Tabii şimdi sanatın genel tanımı için onlarcası arasında belki de en uygunu bir duygu, tasarı, güzellik gibi hislerin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bu kavramın altını çiziyorum çünkü açıkçası metnimi bunun üzerine kurmaya çalıştım. Hem görsellerde hem anlatımda bundan çok bahsedeceğiz. İnsan düşüncesinin sınırları onun yaratıcılığının da çerçevesini belirler. Bu da düşüncenin serbestliği ile yaratıcılık arasındaki güçlü bağı göz önüne serer. Antropolog, arkeolog ve tarihçilerin yaptığı araştırmalar insanın gerçekleştirdiği en önemli gelişme aşamalarından birinin bilişsel, yani öğrenme, hatırlama, iletişim kurma veya daha geniş haliyle düşünce devrimi olduğu yönündedir. Yani en önemli devrimlerden biri bilişsel devrim insan açısından. Homo erectus'tan Neandertal'e ve nihayetinde Homo sapiens'e geçişin sonucu olarak bilişsel yani düşünsel devrimin ortaya çıkması kaçınılmaz olarak yaratıcılığın şekillenmesini sağlamıştır. Bu gelişimin 70 ila 32 bin yıl öncesindeki zamana tesadüf ettiğine ve insan ırkının daha önce mümkün olmayan şekilde düşünmeye başladığına, bunun doğal sonucu olarak değişik dillerde iletişim kurmalarını sağlayan, yeni bir evreye girdiğine inanılmasını sağlayan türlü bulgular vardır. İnsan düşüncesinin yaratıcılığına dönüştüğüne dair şimdilik bilinen ilk buluntu, yaklaşık 32 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edilen ve insan elinden çıkan bir heykeldir. Almanya'daki Stendal mağarasında bulunan vücudu insan, başı aslan şeklindeki fil dişinden yapılmış. Bu yüzden de adı aslan adam veya aslan kadın denilen ilk insan yapımı heykel, ilk sanatsal ürün olarak kabul edilmektedir. Aslan adam veya aslan kadın heykelinin insanların var olmayan şeyleri hayal edebilme becerisine sahip olduklarının ve düşüncelerinin ürünü olarak el yapımı bir nesne meydana getirebildiklerinin kanıtı olduğu genel kabuldür. Более того, каменный напиток, занимающий важное место в доисламском турецком искусстве, занимает важное место во формировании культуры и традиций этого общества. Профессор доктор Mehmet Şahingöz, kendisi bize Türk dünyasında kimlik inşası ve sanat başlıklı bildirisini sunacaktır. Buyurunuz efendim. Selamlıyorum. Bize bu imkanı sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçen diğer arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Benim konum biraz daha tarihsel bir konu. Türkistan coğrafyasındaki Türklerin ayrıştırılması siyasetinde kültür ve sanatın kurulmasıyla alakalı olacak. Rusların 1552'de Kazan ile başlayan Türkistan'ın işgali 1870'li yıllarda büyük ölçüde tamamlanmıştı. Türkistan'ı tamamen istila ettikten sonra Ruslar bölgede kalıcı olmak maksadıyla Rus bilim adamları ve alan uzmanlarının hazırladığı raporlar doğrultusunda yeni politikalar uygulamışlardır. Öncelikle hedef olarak bölge halkını Ruslaştırma ve Hristiyanlaştırmanın yollarını aramaya başladılar. Bu asli hedeften uzaklaşmadan aynı zamanda bölgenin nüfus ekseriyetini teşkil eden Türk kökenli toplulukları birbirinden ayrıştıracak metotları da geliştirdiler. Bu mesele üzerinde Çarlık döneminden başlayarak Bolşevik dönemini de içine alan sürede bu Çarlık idaresi işgal ettiği diğer bölgelerde yaptığı gibi bölgenin tarihi, coğrafi ve kültürel özelliklerini tespit edebilmek maksadıyla Moskova ve Petersburg gibi merkezlerde çalışan bilim adamlarını bölgeye gönderdi. Özellikle Rusya Coğrafya Derneği ve Doğal Tarih, Antropoloji ve Etnoloji Bilimleri Derneği'nin Orta Asya Türkleri ile ilgili önemli çalışmaları olmuştur. Bu çalışmaları yapan araştırmacıların en tanınmışları arasında İmminski, Narifkin, Kaufman, Ostromov, Duhovski, Elektorov, Mastov gibi kişiler
en çok dikkati çeken isimlerdir. Pek çok stratejist gibi bunlar da yöneticilere gönderdikleri raporlarla Rus siyaset alanlarına yol göstermiş, fikir üretmiş ve uygulamaya konulmasını sağlamışlardır. Bundan böyle Rus Çarlığı Türkistan bölgesini ele geçirdikten sonra kendi güvenliğini ön planda tutarak bölge üzerindeki hakimiyetini sağlamlaştırmaya yönelmiştir. İlk zamanlarda bölge halkının geleneklerine ve hayat tarzına müdahale etmeden Türkistan'da siyasi, sosyal, kültürel ve sanat alanında tedbirler almaya başlamışlardır. Ruslar Türkistan'ın işgalinde iki yönden ilerleyecektir. Güneybatı Orenburg ve Ural askeri kanadıyla Güneydoğu Sibirya askeri kanadı. Bu iki hattın birleşmesiyle meydana gelen Yeni Sriderya işgal hattının üzerinde 1847 yılında kurulan Raim garnizonunu ilk önce 25 Rus Kazak ailenin yerleştirilmesiyle süreç başlayacaktır. Aynı zamanda Semilecce'de kurulan Sergipol ve Kapal istihkamlarla da Sibirya Rus Kazakları yerleştirilmeye başlanacaktır. Bartold'un ifadesine göre Türkistan topraklarına Rus Kazakların göçü mecburiydi ve Semilecce'ye yerleşen Rus Kazaklar Kazak Türklerinden işlenmiş ve verimli toprakları zorla ele geçiriyorlardı. Bu topraklara yerleşen Rus köylülere Türkistan bütçesinden yardım, para ve ev veriliyor. Toprak ise yerli Türklerin haklarına bakmadan onların isteklerine göre ayrılıyor. 1867'de Rus İdari Teşkilatı esas alınarak merkezi Taşkent olan Türkistan Genel Valiliği kuruldu. Bu valiliğin kuruluş amacı Türkistan'ın Rus topraklarına dahil edilme sürecini hızlandırmaktı. Türkistan Genel Valiliği bölgedeki Türk halklarının asimilasyonunu hızlandırmak maksadıyla onların birleştirici unsurları olan dil, tarih ve kültürlerini tahrip etme ve Türk boylarından ayrı birer millet oluşturma çabalarına girişti. Bu tarihten sonra Ruslaştırma siyasetinin açık bir ifadesi olarak Türk, Türkçe, Türkistan gibi kelimelerine alternatifler aranmaya başlandı. Likoşin, Türkistan'da Rus nüfuzunu güçlendirmek için Türk boylarının birbirine düşürülmesi fikrini savundu. Türkistan gibi Demostri gazetesinde. Abdullah Gündoğdu hocamız. Dış politika. Sanat konuşuyor olmak aslında hayatımızı biraz güzelleştirmek anlamına geliyor. Bunun için başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sözüze'ye bu Türk Dünyası 3. Türk Dünyası Çalıştayını, Sanat Çalıştayını organize eden heyete, Gültekin Bey'e bir sen alma. Teşekkürlerimi vermek isterim. Türk dünyasında ortak sanat anlayışı mümkün mü? Konu başlığıyla. Sabrınızı fazla zorlamadan bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Biz hocam en son Sovyetlerin dağılışından da söz etti. Diğer Türk dünyasının sanat tarihinin bir boyutunu Hazım hocam bahsetti. Belki buna biraz tasnif edelim. Bir genel değerlendirme yapmaya ihtiyaç var. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte biz aslında Türk dünyası gerçeğiyle karşılaştık. Elbette hepsi Sovyetlerin sınırları dahilinde değildi ama Doğu Türkistan'dan ta Balkanlara kadar, Sibirya'dan, Afganistan'ın kuzeyine kadar hatta dahillere kadar yayılmış. Geniş Avrasya coğrafyasını dolduran bir Türk dünyası gerçeğiyle karşılaştık. Gündemimize giren bu Türk dünyası gerçeğinin dil, tarih, kültür bakımından, uzmanlık bakımından ortak yönleri var. Bu ortaklığı daha üst seviyeye çıkaracak olan elbette biraz önce de tarif yapılan yüksek sanat anlayışı olacaktır. Elbette yani dünyada pek çok birbirine benzeyen unsurlar var. Bunların bir araya gelmesi veya ortak bir sanat anlayışı ya da ortaklıklar oluşturmasının diğer toplumlar ve dünyanın geri kalanı için de bir değer ifade etmesi lazım. Yani bizim Türkçemizdeki meşhur darbe meselesi dahi iki çıplak bir hamama yakışır. Yani bu yakınlığı olan grupların bir araya gelmesinin bir değer ifade etmesi lazım ki çıplığa gidilecek olan şey elbette yüksek sanat olacaktır. Ve insanlık içinde barış, huzur, refah, güven ve güzelliklerle dolu bir değer ifade edebilmesi için, kıymet ifade edebilmesi için
bunu yüksek sanatla taçlandırmamız gerekir.